Adıyaman'da öldürülen anne ve çocuğunun yakınları daha önce de 3 kişi öldüren zanlı için idam istedi. Jandarmayla çatışan ve vurularak etkisiz hale getirilen zanlının kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürüyor. Adıyaman merkeze bağlı Güzelyurt köyünde 76 yaşındaki Bekir Avcı'nın silahla vurularak öldürüldüğü dini nikahlı eşi Emine Orki ve oğlu Enes Avcı'nın yakınları, Bekir Avcı'nın daha önce de ilk eşi ve çocuğuyla teyzesinin oğlunu öldürdüğünü söyleyerek idam edilmesini istedi. 19 yaşında 20 yaşındaki genci yani böyle kaldırmak kolay mı ya? Yani ben şimdi duygulanıyorum yani konuşmaktan. Biz pazar günü vermedik bizim evde köyde. Çocuğun üniversite gidecekti ya. Ya adam ne adam psikoloji hepsini psikolojisi bozuktu yani. Şimdi bir köyde 60-70 haneli köyde bir kişi insanı sevmez, iki kişi insanı sevmez değil mi? Hepsiz mi sevmez yani? Yani bir de suçu kendine bulacaksın yani. Böyle bizi böyle bir insanları biz aftan yararlanmanı istemiyoruz biz. Kesinlikle kesin. Yani böyle bir şey olursa ben kendi imkanlarıma giderim. Cumhurbaşkanına rica ederim böyle insanları aftan yararlanmasın. Evet. Ben istemiyorum kesinlikle. Yani bu adam böyle bir cinayet işleyen adamları ben istemiyorum. Onu ne diyeceğim? İnsan içi yani işte böyle olayda yani ne diyeyim yani? Yani diyecek bir şey bilmiyorum yani. Onun ailesi iyiydi, çocukları iyiydi yani iyi bir aileydi. Çocuğu çok süper yani bir delikanlı, yani efendi bir çocuktu. İnsan iki canı kendi ailende çocuğunu öldürebilir mi yani? Yani böyle iyi bir şey değil yani. Onu nasıl işte cezası neyse devlet kendi verebilir yani. Biz bilemiyoruz. Bak iki kişi katliam yaptı. Ne iki kişi? Daha önce de üç kişi öldürmüş. Hadi gel de buna af çıkar. Böyle af olur mu? İdam olsun. İdamla yargılanmasını istiyoruz. Aynı. Başka çaresi yok bunların. Yani bu şu anda bir katliam. Yani terör. Bu terörden farkı var mı? Daha önce de öldürmüş. Yani duyduğumuza göre. Evet. Daha önce de iki defa yatmış. 7 yıl, 8 yıl falan yatmış. Aralıklı. Yatmış yani. Cezası varmış. Ha şu anda onunki idam.